Şimdi İsrail ile İran arasındaki söz düellosuna da bir bakalım. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sağ kolu diye nitelenen danışmanı Ofir Falk, İran'a İsrail'in Hamas'la savaşından uzak durması konusunda adeta ultimatum verdi. Başka bir cepheye hazırlıklıyız diyerek de tehdit etti. Hamas'a desteği kesin, yoksa başınıza gelecekler var diyor. Yanıt da İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'den geldi. Vallahi bizi tehdit etmek istemezsiniz diyor. Bir de ona bakalım şimdi. İsrail Başbakanı Danışmanı Ofir Falk'ın tehdidi. İran, ABD Başkanı Joe Biden'ın söylediklerini dikkatle dinlemeli. İsrail ile Hamas arasındaki savaşa müdahale etmemeliler. Biz Hamas'ı yok etmeye odaklandık ve gerçekleşmemesini umduğum başka bir cepheye de hazırlıklıyız. İsrail ordusu tamamen hazırlıklıdır ve birinin İsrail'e karşı başka bir cephe açması yapabileceği en büyük, en son hata olur. Deyince hani Biden'ı iyi dinleyin falan deyince zaten Biden bana her gün telefon açıyor ya getirmiş Tahran. İran kimsenin tehdit etmek istemeyeceği bir durumda, gücünün zirvesinde. Bugün savaş yayılmış ve işin içine Lübnan'da girmiş. Çatışmaların boyutu daha da artabilir. Çünkü gelecek çok belirsiz. Ama İran her duruma hazırdır. ABD'liler İran'ı tehdit etmiyor. Çünkü İran'la olan yazışmalarında bazen bir gecede 3 kez yazışıyorlar. İstek ve rica diliyle konuşuyorlar. Hatırlayalım ne olmuştu? İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan bir açıklama yaptı. Yani bizi tehdit ediyormuş gibi davranıyorlar ama başka bir aktör üzerinden bize 3 kere haber yolladılar. Aman siz sakin olun, bir şey yapmayın, merak etmeyin, yayılmayacak falan, ben tutacağım İsrail'i diye. Yani İran'a niye dahil olmuyorsun diye Hamas'tan, eski Hizbullah liderinden sitemler, küfürler, hakaretler var. İran'da diyor ki yani bana ne, ben bunu ne dahilim olacakmış. Bana zaten ABD beni tehdit etmiyor. Çünkü Netanyahu diyor ki bak Amerika beni zor tutuyor. Ayrıca sana saldırır falan dediği zaman Allah aşkına bana ricada bulunuyor diyor.